Doğanın insan ruhunu dinlendiren, yeşilin binbir tonunu içinde barındıran, her mevsim başka bir güzelliğe bürünen, erenlerin, bilgelerin, büyük devlet adamlarının, cesur ve kararlı insanların, ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağı Güneysu. Adeta bir eğitim yuvasıdır Güneysu. İlçe 7'den 70'e herkese eğitim verebilecek okullar ve eğitim kurumlarına sahiptir. Vatanına bağlı evlatlar yetiştirmek için mücadele eden anaların, sabahın seherinde dualar ettiği Güneysu'da, çocuklar daha küçük yaşlarda dinle ilim eğitimi almaya başlar. Bu şirin ilçede eğitim kurumlarının yanında, Kur'an kursları ve camilerin sayısı da oldukça fazladır. Çalışmanın, ilim tahsil etmenin ibadet olduğu anlatılır çocuklara. Ve bu yüzdendir belki de çok çalışkandır Güneysu halkı. Sevgilerini bu nedenle katarlar topladıkları çaya. Tarım ve hayvancılık alanında da ülkesine katma değer üreten Güneysu'da çay, adeta hayatın bir parçası ve en önemli geçim kaynağıdır. Birçok çay üretim fabrikası kurulan Güneysu'da üreticiler, Mayıs ayında toplamaya başladıkları çayı satmak için yılmadan, yıkılmadan taşırlar alım yerlerini. Halk Eğitim Merkezi bir başka öneme sahiptir Güneysu'da. Emekler eserlere dönüşür burada. Kadın ve erkekler elleriyle tek tek işlerler bakırları, ahşapları. Yöreye ait ne varsa sabırla taşırlar geçmişten geleceğe. Dört mevsim doğanın en güzel haline ev sahipliği yapan Güneysu'yu ziyaret ettiğinizde sizi en cömert şekilde karşılar. Havası, suyu, tabiatı sizi büyülerken rüzgarın ahengiyle dans eden derelerin sesini duymak için her sabah güneş doğmadan uyanmak istersiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhteşem bir mimariyle inşa ettirdiği caminin de bulunduğu Kıble Dağı'na çıktığınızda kendinizi bulutların üzerinde hissederek seyredersiniz erişilmez dağları. Güneysu son yıllarda yaptığı turizm yatırımlarıyla birçok dinlenme ve mesire alanlarına kavuştu. Arap düzünde gün hiç bitmesin ister ziyaretçiler. Manzarası, piknik alanları, doğası ve şelalesiyle ayrı bir güzellik katar gününüze. Güneysu'da kültür turizmi denince akla camiler, vadilerde gerdanlık gibi dizilen kemer köprüler, taş ve ahşap konaklar gelir. Doğa turizminde ise Güneysu, birbirinden farklı zenginlikleri içinde barındırır. Sis bulutlarının üzerinde bulunan yaylaları, mesire alanları, dereler ve şelaleleriyle her yıl on binlerce turisti ağırlar. Han
Dümdüzü Yaylası, Karadeniz sahilinde 45 dakikada 1800'lü rakımlara çıkılabilecek tek yayla konumundadır. Alanda yapımı devam eden tesislerin bitimiyle yayla, Rize ilinin önemli turizm yükünü çekmeye hazırlanıyor. Eğer doğayı keşfetmek, zihninizi dinlendirmek, keyifli anlar geçirmek istiyorsanız mutlaka Güney Suyu görmelisiniz. Güneysu küçük bir ilçemiz. Köyleriyle beraber 14 bin nüfusu civarında. Belediyesi 5 bin nüfuslu bir ilçemiz. Toplam yüz ölçümü 107 km². Doğal güzellikleriyle harika bir bölgemiz. Ve yeşilin her tonunun bulunacağı bir bölgemiz. Tabii Cumhurbaşkanımızın buralı olması, Cumhurbaşkanımız gibi büyük bir devlet adamını bağrından çıkarmış olması Güneysu için büyük bir iftihar vesilesi. Tüm ilçe merkezimize cephe yenileme çalışması yaptık. Yöresel mimari üzerinde cadde ve sokak düzenlemelerimizi yapıyoruz. Güneysu turizme hazır. Bundan sonra inşallah turist bekleyeceğiz. Ve hakikaten görülecek bir yer Güneysu. Güneysu huzur demek. Mutluluk demek, saflık demek, dinginlik demek. Güneysu bizim için cennetten bir parça. Cennetin yeryüzündeki ulaştığı noktalardan birisi. Bunu denemek isteyenleri mutlaka bekliyoruz. Şöyle söyleyebilirim, belki biraz iddialı olacak ama hayatında Güneysu'yu görmeyen insanlar varsa Türkiye'de hakikaten bu kadar pırıl pırıl bir doğa, bir coğrafyayı daha keşfedememişlerdir. Dolayısıyla bugün Kıble Dağı Dağ Camii'sinde bir sabah namazı kılmak veya akşam günün batışını oradan takip etmenin dünyada eşi benzeri olduğunu düşünmüyorum. Yine Handüzü'nde o sisli havada bulutların üzerinde bir çay içmenin dünyada eşi olduğunu düşünmüyorum. Gönlümüzü, kalbimizi açtık. Hemşerilerimizi, vatandaşlarımızı burayı gezdirmek için misafirlerimizi bekliyoruz.